Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün gamepad'im çalışmıyor. Oyunlar gamepad'imi görmüyor. Bilgisayar gamepad'imi Xbox kontrolcüsü olarak görmüyor gibi tüm sorunların çözümünü size göstereceğim. Öncelikle X Output adında bir program indirmemiz gerekiyor. Hemen şuradan görüyorsunuz X Output indir. Sonra programı indiriyoruz. Programı indirip kurduktan sonra karşımıza şöyle bir program çıkıyor. Hemen göstereyim. Konsolumu Bluetooth'la bağladım. Konsolu bağladıktan sonra görüyorsunuz konsolum burada gözüküyor. Xbox kontrolcüsü olarak gözükmese de gamepad olarak gözüküyor burada. Edit'e bastığınızda en aşağıda Configure All var. Buna basıyorsunuz. Burada A'ya basın diyor. Bastım. B'ye basın. Bastım. Burada ayarlıyoruz konsolumuzu. X'e bastım. Y'ye bastım. LB'ye bastım. RB'ye bastım. Hepsini ayarladık. Şimdi bakın. Şuraya bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Şuraya bakalım. Burada bir sıkıntı var. Yukarı gittiğimde aşağı gösteriyor. Bunu nasıl yapacağız? Onu göstereyim şimdi size. Şimdi buradan RX'e bastığımızda görüyorsunuz ileri geri sıkıntı yok. R'ye de hiçbir sıkıntı yok. Diğer tuşlarımıza bakalım hemen. Şu tarafta görüyorsunuz. A, X, Y, B. Tüm tuşlar sıkıntısız çalışıyor. Bu düğmeye bastığınızda program açıkken kontrolcünüzü bağlar bağlamaz ayarları hemen tanır. Kapatıyoruz buradan. Şimdi hiçbir şey basmadan save'liyoruz bunu. Kaydediyoruz. Artık her şey tamam. Her girdiğinizde bunu yapmanıza gerek yok. Edit dediğimizde görüyorsunuz tüm ayarlar aynı şekilde kalıyor. Ama kaydetmeyi sakın unutmayın. Şimdi start dediğimizde gördüğünüz gibi Xbox 360 kontrolcüsü. Artık istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Hemen bir oyun testi yapalım hızlıca. Samurai Jack'le oyun testimize başlayalım. Görüyorsunuz şu an hiçbir sıkıntı yok. Titreşimler çalışıyor mu? Onu bilmiyorum. Titreşimler çalışmayabilir. Oyundan dolayı mı yoksa emülatörden dolayı mı bilmiyorum sevgili dostlar titreşimleri. Ancak diğer her şey kusursuz çalışıyor. Hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Bu şekilde oyunların %90'ını oynayabilirsiniz. Gamepad'iniz hiç fark etmez. İster 10 liralık olsun, ister 20 liralık, ister 500 liralık. Oyunların çoğunu oynayabilirsiniz sevgili dostlar. İsterseniz hemen bir başka oyuna da göz atalım. Evet sevgili dostlar. Şu an oynuyorum hiçbir sıkıntı olmadan. Şunu da söylemem gerekiyor ki eğer oynamak istiyorsanız yani programın çalışmasını istiyorsanız her oyuna girmeden önce yani bilgisayarınızı açtığınızda programı başlatıp start düğmesine basmanız lazım. Bu arada titreşimler yok. Titreşimin olmamasının sebebi emülatörden kaynaklıymış. Ama titreşim haricinde her şey kusursuz çalışıyor. Hiçbir sorun yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Size en ufak bir yardımım bile olduysa lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gamepad'in incelemesini de kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.